evlerimizi bereketlendirmek, iş yerlerimizi bereketlendirmek biraz da bize aittir. Bize bakıyor daha doğrusu. Bir kardeşimiz, etkili yetkili bir kardeşimiz, yaşlı. Bana dedi ki, hocam dedi, ben dedi her gün iş yerime gittiğim zaman kapıyı besmele ile açarım. İçeri girer girmez önce 2 rekat şükür namazı kılarım. Allah'ım bana bugün de iş yerine gelmeyi nasip ettin diye 2 rekat şükür namazı kılarım der. Şimdi ben size soruyorum. Bir insan her gün iş yerini besmele ile açarsa, Allah'ım sen bana buraya gelmeyi nasip ettin, bugün de işime gelmeyi bana nasip ettin diye 2 rekat şükür namazı kılarsa onda bereket olur mu olmaz mı? Şarkıyla açtığınız, türküyle açtığınız, eğlenceyle sürdürdüğünüz bir iş yerinde bereketi kimden bekleyeceksiniz? Kimden bereket bekleyeceksiniz? Bereket farklı bir şeydir kıymetli dostlar. Bereket gözle gözüken bir şey değildir. Gözle gözükmez. Ama hayatın totaline baktığın zaman, geriye doğru dönüp baktığın zaman bazıları 20 sene içerisinde öyle şeyler yerleştirir ki öbür adam 40, 50, 60 sene içerisinde öyle şeyleri yerleştirememiştir. Bakarsınız çevrenize bakın, kendi çevrenize bakın. Adam işçidir, fabrikada işçidir ama dürüst bir insandır. Bakıyorsun ki bir yerde bir tane dairesi var, bir yerde bir tane arsası var. Allah Allah, bu adam bu maaşla beraber nasıl arsa almıştır, nasıl daire almıştır? Allah bereketini verdikten sonra, o adamın atıyorum 4000 lira maaşla beraber aradan 10 sene, 20 sene geçtikten sonra bakarsın ki bir tane dairesi var, arsası vardır. Öbür adam onun 2 kat maaşını alıyordur, elinde hiçbir şey yoktur. Sıfır sıfır, elinde sıfır. Bunun adına ne derler? Bunun adına bereket derler.